Filistin, kent cihadar budi. Lütfen Filistin, kent cihadar budi. Bu renge serhetti, cihan ma hayran aver. Versiyon isteme, bu şeref ah ümmeti. Rakirar ahizzeti, cebuli kutsal bir oz. Esam selam. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler, sabredin, kararlılıkta yarışın. Düşmana karşı hazırlıklı olun. Birbirinize dayanıp bağlanın. Allah'a karşı gelmekten sakının ki başarıya ulaşabilirsiniz. Gazze'li, Filistinli kardeşlerimizle dayanışma, Siyonist vahşeti ve soykırımı telin için yine bir aradayız. Tarihin her döneminde azgınlık, sapkınlık ve zulümde ileri gitmiş kişiler ve topluluklar olmuştur. Ancak bu zalimlerin zulmü devamlı olmamış, zalimler bu dünyada da ahirette de yaptıklarına karşılık hak ettikleri cezayı almışlardır ve alacaklardır. Yeter ki zulme karşı direnenler zorluklar karşısında yılgınlığa, umutsuzluğa düşmeden sabr-ı sebat göstersinler. Aksa ve Kudüs davasını omuzlayan Gazze'li Filistinli kardeşlerimiz tarihte eşine az rastlanır bir sabır ve kahramanlıkla Siyonist zulme ve barbarlığa karşı direniş ve mücadelelerini sürdürmektedirler. 5. ayını doldurmak üzere olan bu kutlu direnişin devamı ve başarısı elbette ki sadece Filistinli kardeşlerimizin sorumluluğunda değildir. Aksa ve Kudüs davası tüm Müslümanların davasıdır. Dünyanın gözü önünde pervasızca icra edilen soykırım ve katliama karşı durmak İslami bir vecibe olduğu kadar vicdan sahibi her insan için de insani ve ahlaki bir sorumluluktur. Bu sorumluluk bilinciyle Siyonist vahşetin sonlandırılması, mazlum Gazze ve Filistin halkının desteklenmesi için tüm imkanlarımızı seferber etmek, her daim sabır ve sebatla direniş ve mücadele safında yer almak zorundayız. Zaman yek vücut bir şekilde Siyonistlere ve destekçileri olan küresel istikbara karşı durma, habis işgal çetesini mübarek topraklardan söküp atma zamanıdır. Bu aşamada ümmetin göstereceği zaaf, Müslümanların sözde liderlerinin içinde bulunduğu zilletin devamı ve Siyonist işgalin daha da kökleşmesiyle telafisi zor neticelere sebebiyet verecektir. Bu nedenle her Müslüman fert fert, her İslami yapı ve topluluk, her İslam ülkesi ümmet bilinciyle mücadeleyi öncelemelidir. Aksa ve Kudüs davasının cephe hattı olan Gazze ve Filistin gündemimizde ilk sırada yer almalıdır. Yerel seçim ile ilgili ve siyasi gündelik konularla ilgili diğer gündemler Gazze-Filistin duyarlılığımızı gölgelememelidir. Küresel çapta devam eden boykotlar ısrarlı, planlı bir şekilde sürdürülmeli. Dünyanın her tarafında Siyonist çıkar ve unsurlar hedef alınmalıdır. Her gün onlarca çocuğun, sivilin açlıktan şehit olduğu, insani yardıma ulaşmak için toplananların topluca katledildiği, gıda ve su yardımının bile engellendiği, Gazze'ye temel ihtiyaç malzemelerinin ulaştırılması en öncelikli mesele haline gelmiştir. Karadan, denizden, havadan
tüm imkanlar kullanılarak Gazze'deki muhasaraya son verilmelidir. Bunun için gerek ulusal gerek uluslararası organizasyon ve faaliyetler artırılmalı ve gündem diri tutulmalıdır. Refah sınır kapısının açılması için de Mısır'a baskı yapılmalıdır. 24 Şubat'ta İstanbul'da yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı Enformasyon Bakanları toplantısında Filistin'de işgal güçleri tarafından gazetecilere yapılan saldırılar ve Siyonistlerin dünya kamuoyuna yönelik dezenformasyon faaliyetleri ele alındı. Toplantının nihai bildirisinde koşulsuz bir ateşkes çağrısı yapılarak Siyonistlerin vahşet ve soykırımı örtbas etmek amacıyla yanlış, yanıltıcı bilgi ve sahte haberleri yayması kınandı. Siyonistlerin gazetecileri hedef alan kasıtlı saldırılarda 130'dan fazla gazetecinin öldürüldüğü belirtilerek uluslararası topluma acil soruşturma açma çağrısı yapıldı. Elbette ki Gazze ve Filistin için atılacak her adım anlamlı ve değerlidir. Ancak kınama, çağrı ve temennilerin Siyonistleri durdurmadığı da aşikardır. Katliam ve soykırımın tüm dünyanın gözü önünde pervasızca yapıldığı dikkate alındığında İslam ülkelerinin temsil makamındaki yöneticilerin devlet kurum ve kuruluşlarının fiili somut adımlar atması gerektiği izahtan varestedir. Bu çerçevede söz konusu toplantıda da değinilen kurulacak medya gözlemevi ve dijital medya platformları kurulması kararı acilen hayata geçirilmelidir. Böylece Siyonist işgalcilerin işlediği tüm suçlar tespit edilip belgelenerek dünyaya duyurulmalı ve Siyonistlerin dezenformasyonu da önlenmelidir. Yetersiz ve eksik de olsa 11 Kasım 2023'te Riyad'da yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Ortak Zirvesi'nde alınan kararların uygulanması ve takibi için gerekli mekanizmalar oluşturularak somut adımlar atılmalıdır. Bu amaçla periyodik toplantı ve çalıştaylar düzenlenerek ortak çalışmalar çeşitlendirilerek somutlaştırılmalıdır. Uluslararası Adalet Divanı'nın 26 Ocak'ta aldığı ihtiyati tedbir kararları Siyonist çete tarafından dikkate bile alınmamıştır. Karardan sonra katliam devam etmiş, insani yardımın temini yerine zorbaca engellemelerle Gazzeliler açlığa ve kıtlığa mahkum edilmiştir. Uluslararası hukuku ve mahkeme kararını hiçe sayan Siyonistlere karşı diplomasi ve küresel kamuoyu harekete geçirilmelidir. Yapılacak ateşkes görüşmelerinde Hamas'ın taleplerinin dikkate alınarak koşulsuz ateşkesin sağlanması, ambargonun kaldırılması, Gazze'nin imarı, hukuksuz şekilde hapsedilen tutukluların salıverilmesi ve Gazzelilerin güvenli bir şekilde evlerine dönüşünün sağlanması için her platformda etkili girişimlerde bulunularak çaba sarf edilmelidir. Tarih, inanç, azim ve sabırla birlik halinde mücadele edip direnenlerin zafer örnekleriyle doludur. Yüce Rabbimiz de inanç ve sabırla kendi yolunda direnenlere zafer vaat etmektedir. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Fatih!